Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Neem Sätze mit Zeit, yani Zeit ile olan yan cümleler arkadaşlar. Zeit'i daha önceden görmüştük, öyle değil mi? Zeit, yılından beri anlamında kullanılan bir yapıda. Zeit, diyelim ki 2004'ten beri derken Zeit 2004 şeklinde kullanılıyordu. Ancak burada Zeit'in kullanımı bu aksiyonu, bu durumu yaptığımdan beri anlamına gelmiş oluyor. Örneklerle başlayalım. Seit wann spielen Sie Fußball? Evet, seit wann, ne zamandan beri, spielen neydi arkadaşlar? Oynamak. Fußball spielen, futbol oynamak demekti. Nezaket formu Sie nasıl yazılıyordu? Büyük yazılıyordu. Demek ki seit wann spielen Sie Fußball? Ne zamandan beri futbol oynuyorsunuz? Diyelim ki ben Münih'te yaşadığımdan beri futbol oynuyorum diyecek olursak, öncelikle bir cümleyi inceleyelim. Ich lebe in München. Lebe neydi arkadaşlar? Yaşamak demek. Münih'te yaşıyorum derken demek ki ich lebe in München. Münih'te yaşadığımdan beri diyecek olursak, seit ich in München lebe, ne yapmış oluyorum arkadaşlar seit'le? Hemen ardından özlemiz geliyor ve asıl fiilim ya da ana fiilim leben çekimlenmiş olarak ne oluyor? Cümlenin sonuna gitmiş oluyor. Şimdi ben Münih'te yaşadığımdan beri futbol oynuyorum diyecek olursam ne yapacağım demek ki? Zeit'i getirmiş olacağım. Evet. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar ich spiele Fußball, futbol oynuyorum. Ne zamandan beri? Seit ich in München lebe. Demek ki ne yapmışız arkadaşlar? Bu cümleyi buraya almışım, virgülle ayırmışım ve ne yapmışım? Yani baştaki cümleyi yazdıktan sonra, vurguladıktan sonra futbol oynuyorum Münih'te yaşadığımdan beri. Yani ich spiele Fußball, virgül, seit ich in München lebe. Tabi ben buradaki yapıyı seit ile başlayabilirdim. Ne yapardım arkadaşlar? Bu yapıyı buraya alırdım. Bu sefer ne olurdu arkadaşlar? Seit ich in München lebe. Bakın yapının aynısını almışım. Virgülle ayırmışım. Bu sefer ne yapıyorum arkadaşlar? Eylemle başlatmış oluyorum. Virgülden sonra ne oluyor demek ki? Eylemim olan spiele ich Fußball ile cümlenin devamını getirmiş oluyorum. Demek ki seit ile başlandığında demek ki ne yapacakmışız arkadaşlar? Seit ich in München lebe, virgül, spiele ich Fußball diyecekmişiz. Demek ki yapılarımız bu şekildeymiş. Sonraki örnek cümleye bakacak olursak arkadaşlar. Seit wann ist Vera wieder glücklich? Bunları anlamlandıralım. Seit wann, ne zamandan beri? Vera, bu bir kadın ismi arkadaşlar. Vida, tekrar. Glücklich, mutlu. Tekrar mutlu. Vera, ne zamandan beri mutlu? Demek ki seit wann ist Vera wieder glücklich sorusuymuş. Cümleye baktığımızda arkadaşlar. Sie studiert in der Universität. Evet, sie studiert, studieren neydi arkadaşlar? Yüksek öğrenim görmek, değil mi? Üniversitede eğitim görmek demek ki studieren demekmiş. In der Universität, sie studiert in der Universität. O, üniversitede yüksek öğrenim görüyor. Şimdi ben bunu Zeit ile birleştirecek olsaydım ne yapardım? Daha doğrusu öncesinde bir Zeit ile bir cümle oluşturalım. Ne olacak arkadaşlar? Zeit sie in der Universität studiert. Üniversitede yüksek öğrenim gördüğünden beri demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Seit sie in der Universität studiert. Şimdi ben bunu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne olacak? Vera ist wieder glücklich. Vera yeniden mutlu. Virgülüm ve ardından seit. Seit sie in der Universität studiert. Bakın gene yukarıdaki ile gene aynı yapıda olmuş oluyor. Vera ist wieder glücklich. Tekrar mutlu. Seit wann? Seit sie in der Universität studiert. Seit ile başlatmış olsaydım o zaman ne olacaktı arkadaşlar? Seit Vera in der Universität studiert, virgül, ne yapıyorum? Eylemimle devam ediyorum. Ist sie wieder glücklich demiş oluyorum. Neem Sätze mit Seit ile olan cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Seit wann
Spielen Sie Fußball? Seit wann spielen Sie Fußball? Ich lebe in München. Ich lebe in München. Seit ich in München lebe. Seit ich in München lebe. Ich spiele Fußball, seit ich in München lebe. Ich spiele Fußball, seit ich in München lebe. Seit ich in München lebe, spiele ich Fußball. Seit ich in München lebe, spiele ich Fußball. Seit wann ist Vera wieder glücklich? Seit wann ist Vera wieder glücklich? Sie studiert in der Universität. Sie studiert in der Universität. Seit sie in der Universität studiert. Seit sie in der Universität studiert. Vera ist wieder glücklich, seit sie in der Universität studiert. Vera ist wieder glücklich, seit sie in der Universität studiert. Seit Vera in der Universität studiert, ist sie wieder glücklich. Seit Vera in der Universität studiert, ist sie wieder glücklich. Sonraki örnekle devam edelim arkadaşlar. Seit wann macht Alexandra Diät? Evet, diät machen anlaşılacağı üzere diyet yapmak. Alexandra, bu da gene bir kadın ismi arkadaşlar. Seit wann, ne zamandan beri? Evet, ne zamandan beri Alexandra diyet yapıyor diye soracak olursak demek ki nasıl soracakmışız? Seit wann macht Alexandra Diät? Bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, sie hat zugenommen, hatırlarsanız arkadaşlar, haben ve zugenommen neydi? Bu perfekt zamandı, öyle değil mi? Geçmiş zaman, perfekt zaman ve bunun mastar hali zunehmen, yani kilo almak demek arkadaşlar. Şimdi demin sürekli geniş zamanda cümleler gördük. Bu sefer geçmiş zaman, yani perfektlik olduğunda ne yapacağız? Onu bir inceleyelim. Şimdi ben öncelikle bunu seit ile yazacak olsam ne yaparım arkadaşlar? Bunu bir arada getirdiğimde Alexandra diyet yapıyor, kilo aldığından beri diyecek olsam ne diyeceğim arkadaşlar? Bu yapıyı aynı şekilde yazacağım. Diyeceğim ki Alexandra macht diyet, öyle değil mi? Virgülü getireceğim. Seit sie zugenommen hat. Bakın arkadaşlar, yardımcı fiilim haben ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş. Hemen neyin ardından? Asıl fiilim olan zugenommen'den hemen sonra ne olmuş? Haben gelmiş. Dolayısıyla Alexandra diyet yapıyor. Ne zamandır? Kilo aldığından beri diyecek olursak demek ki Alexandra macht diyet seit sie zugenommen hat. Tabii ben bunu başa getirseydim de olurdu. O zaman ne olacaktı arkadaşlar? Seit Alexandra zugenommen hat. Evet, ne diyor bu cümle bize? Alexandra kilo aldığından beri. Evet, ne olmuş bakın arkadaşlar? Aynı yapı gelmiş. Zugenommen hat. Virgülümle ayırmışım. Macht sie diät. Demek ki Alexandra kilo aldığından beri diyet yapıyor. Seit Alexandra zugenommen hat. Macht sie diät. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, seit wann lernen Sie Deutsch? Ne zamandır Almanca öğreniyorsunuz? Evet, yeni yazılım kurallarına göre arkadaşlar, lisanlar küçük harfle yazılıyor. Tabii ikilemde kalabilir bazı arkadaşlar. Çünkü bazı kitaplar, tabii eski kitaplarda bu büyük yazılabiliyor. Ancak yeni yazım kurallarına göre bu ufak yazılıyor. Bunu da söylemiş olalım. Demek ki ne zamandan beri Almanca öğreniyorsunuz diye soracak olursak ne diyecekmişiz? Seit wann lernen Sie Deutsch? Evet, cümlemiz şu olsun. Ich arbeite in Berlin. Yani ben Berlin'de çalışıyorum. Yani Berlin'de çalıştığımdan beri Almanca öğreniyorum derken ne diyeceğiz arkadaşlar? Ich lerne Deutsch. Almanca öğreniyorum. Ne zamandan beri? Evet, seit'li bir cümleyi gerektirecek. Dolayısıyla seit ich in Berlin arbeite. Yani Berlin'de çalıştığımdan beri Almanca öğreniyorum derken demek ki ich lerne Deutsch seit ich
in Berlin arbeite demiş oluyorum. Bunu şimdi başa getirecek olsaydım ne olacaktı? Bu yapıda herhangi bir değişen bir şey olmayacaktı. Ne diyecektim? Seit ich in Berlin arbeite, virgül. Ne olacak arkadaşlar? Eylemle devam edeceğim. Lerne ich Deutsch demiş olacağım. Demek ki Berlin'de çalıştığımdan beri ne yapıyorum? Almanca öğreniyorum derken Seit ich in Berlin arbeite, comma, virgül. Lerne ich Deutsch demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Seit wann macht Alexandra Diät? Seit wann macht Alexandra Diät? Sie hat zugenommen. Sie hat zugenommen. Alexandra macht Diät, seit sie zugenommen hat. Alexandra macht Diät, seit sie zugenommen hat. Seit Alexandra zugenommen hat, macht sie Diät. Seit Alexandra zugenommen hat, macht sie Diät. Seit wann lernen Sie Deutsch? Seit wann lernen Sie Deutsch? Ich arbeite in Berlin. Ich arbeite in Berlin. Ich lerne Deutsch, seit ich in Berlin arbeite. Ich lerne Deutsch, seit ich in Berlin arbeite. Seit ich in Berlin arbeite, lerne ich Deutsch. Seit ich in Berlin arbeite, lerne ich Deutsch. Evet arkadaşlar, bu dersimizde nehm setze mit seit konusunu ayrıntılarıyla görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.